Evet, bugün size kuzu kulağını tanıtacağım. Çoğu kişi biliyordur, bilmeyenler de vardır. Yani bilip de unutmuş olanlar da vardır. Burada var bahçemizde kuzu kulağı, şurada, şu şekilde. Bu kuzu kulağı sapları var bunun. Şurada şöyle bir tohuma durmuş. Bunlar tohum. Şöyle tohumları oluyor bunun. Şurada daha iyi görebiliyoruz. Şu şekilde. Kuzu kulağını. Burada var zaten. Yıllardır var. Şuraya da tekrardan tohumları düşmüş. Burada da çıkmış. Tohumdan da çoğalıyor zaten. Şu şekilde. Evet. Kuzu kulağı çok yıllık bir bitkidir. Yani bulunduğu yerde ürün vermeye devam eder. Bu yaklaşık buradaki bu kuzu kulağı bir 7 yıldır falan, özür dilerim, 8 yıldır falan burada. Kuzu kulağının içinde birçok faydalı mineraller ve vitaminler vardır. Bileşiminde tanenler, A vitamini, B, C vitamini vardır. Potasyum, fosfor, demir, kalsiyum, bakır, asitler, iyot, kükürt, magnezyum, çinko, yani birçok şeyi barındırır içinde. Vücudu güçlendirici, kanı temizleyici özellikleri var. Sindirimi kolaylaştırıcı bunun. Sindirimi kolaylaştırıcı etkileri vardır. Bunu nasıl kullanabiliyoruz? Bunları topluyoruz. Bu sıra salatalarımıza katabiliyoruz şey olaraktan. Ayrıca öyle de yiyebiliriz. Kendimiz de yiyebiliriz. Çorbasını falan yapanlar da oluyor. Bunların çorbaya da katılabiliyor. Veya çay olaraktan da içenler var. Ama normal yerseniz, salataya falan katarsanız, yani genel etkilerinden faydalanabiliyorsunuz. Ne gibi şeyleri var? Vücudu güçlendirici, kanı temizleyici, sindirimi kolaylaştırıcı etkileri var. Evet. Böyle bir kuzu kulağı yetiştirmek istiyorsanız, yani nasıl bir yerlerden hoşlanıyor kuzu kulağı? Güneşli yerleri seviyor ya da yarı güneşli yerleri. Bu bizim bulunduğumuz yer yarı güneşli bir yer. Güneş doğuyor buradan. Saat öğleden sonra zaten öbür tarafa geçiyor. Burası gölgelik bir yer. Gölgeli yerlerde tazeliğini daha uzun süre koruyor. Yani şu an Ekim ayındayız. Havada biraz sıcak geçti ama şu hala ürün verebiliyor. Yani 3 kere falan toplayabiliyorsunuz. Yani toplarken dikkat edeceğiniz hususlar neler? Bunun orta yeri var böyle. Ortadan değil de yan yapraklardan toplayaraktan yaparsanız, mesela şurada yan yaprakları toplarsınız. Ortadaki şeyleri bırakırsanız daha çok verim veriyor. Buradan çünkü devamlı yaprak çıkartıyor. Daha çok verim alırsınız o zaman. Yani tek tek bunları kopartıyorsunuz. Toplu halde değil de böyle tek tek topartaraktan toplarsanız daha iyi olur. Nasıl yetiştirebiliyorum diyorsanız, bu zaten şurada vermiş. Bunların böyle tohumları var. Bu tohumları toprağa dikiyoruz veyahut da bahar aylarında bu köklerinden de ayıraraktan yan bir tarafa dikebiliriz, uzak bir yere. Şuraya zaten düşmüş buraya tohumu.
Yalnız bunu dikkat ederken tohumunu toprağa yaparken elimizle bastırarak yaparsak yeterli oluyor. 1 santim kadar fazla olmayacak. Çünkü bu tohum güneşi görmesi lazım. O zaman çimleniyor ve bir de hava sıcaklığı yani 15-16 dereceden itibaren çimlenen bir tohum bu. Başka da tabi kuzu kulağında dikkat edeceğimiz noktalar da var. Hani bazı kişilere bu faydalı olmuyor. Ne gibi? İçinde oksalik asit olduğu için aşırı derecede yenmemesi gerekiyor. Böbrek taşı olanlar, karaciğer ve eklem rahatsızlığı olanların yemesi tavsiye edilmiyor. Yani bu hastalıkları olanlar, karaciğer, böbrek taşı olanlar, eklem rahatsızlığı olanlar gibi yemeleri tavsiye edilmiyor. Şimdi ben bunlardan toplayacağım. Kenarlarından bu şekilde topluyoruz. Sararmışları almıyoruz bunları. Şurada da var. Bunları kopartıyoruz. Yani artık havalar soğumaya başladı. Yani çoğunu kopartabilirsiniz artık. Ekim ayı olduğu halde havalar sıcak gitti. Tekrardan filizlenmişler. Sararmışları almıyoruz. Toparlayaraktan şunlardan alacağım. Kenarlarını böyle toparlıyoruz. Ortada bıraktığımız zaman daha çok ürün alacağız. Yani ekşi bir bitki. Bu gölgede olursa daha uzun taze kalıyor. Onun içinde de ama oksalik asit yüksek oluyor o zaman. Yani biraz ekşiliği fazla olmuş oluyor. Bugünlük bu kadar. Çözecektim. Tabağımızı toparladık. Dediğim gibi bunu salataları kullanabiliriz. Direkt de yiyebilirsiniz. Çorbalara da kullananlar var. İstiyorsanız taze filizlerinden, yapraklarından çay da yapabilirsiniz.